3 Kasım 2011. Trabzon Maçka. Şu anda Sümela Manastırı yolundayız. Araba yolundan çıkmışım. Patika yol da varmış. Şu anda yola çıkalı 1 saat oldu. Ama hemen hemen Sümela Manastırı'nın dengesine gelmişim. Buradan yaklaşık 1 kilometre civarında bir mesafe kaldı. Yavaş yavaş gidiyorum bakalım. Çağlayanların sesini çok rahat buradan işitmek mümkün. Evet, burada bir şey var. Levha. Monastery 1 kilometre diyor. Piknik yapmak yasaktır. Gerçekten insan istedikten sonra Allah'ın izni ve inayetiyle zirvelere çıkıyor. Rabbim neyler, neylerse güzel eyler. Demek ki buralara kadar yürümek nasip ve müyesser kılacakmış. Geldik. Çevremizi kirletmeyelim. Manzara seyir yeri diyor. Buradan çok rahat manastırı görebiliyoruz. İnsan en önce gerçekten zirveye çıkabilir miyim diye korku hissediyor. Ya belirli bir zaman dilimi var. İkide dönmemiz gerekiyor Trabzon'a. Bir turla geldik. Ya geri dönemezsem, ya kaybolursam gibi endişeler taşıyabiliyor. Ama atalarımızın tabiriyle daha ne kadar yüce olursa olsun yol onun üzerinden aşıp gider. Manastıra yaklaştıkça gerçekten insan zirveye çıkabileceğini tahmin edebiliyor. İşte dağdan bizzat bir su kaynağı. Bunu kaçırmamak lazım. İçeceğim çünkü o kadar güzel süzülüp geliyor. Rabbim bu kadar nimet veriyor ama zalim, hain ve bazen insan nankör olabiliyor. Gör işte gör. Rabbim şu dağlardan şırıl şırıl su akıtıp berrak suları kullarına içiriyor. Rabbim şu dağlar, şu tepeler şahit olsun ki sen varsın, birsin, eşin, dengin, menendin yok. Evrendeki her şey senin var ve bir olduğunu haykırıyor. Ama insan bazen şeytana kapılıp, heves ve arzularına kapılıp Rabbini inkara kalkabiliyor. Allah bu tip insanlardan cümlemizi korusun. Onlara da akıl fikir izan versin. Rabbimin büyüklüğünü, eşsiz yaratıcılığını tanısınlar. Şu güzelliğe bir bakın. Bütün evrendeki insanlar toplansa böyle bir manzara, böyle bir güzellik, böyle bir veçhe meydana getirebilirler mi?
Mümkün değil. İşte yine bir su kaynağı şırıl şırıl akıyor. Bundan da tadalım. Gerçekten berrak. Bizzat göstereyim. Hiç içinde bir partikül göremiyorum. Tertemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Nasıl olup da gerçekten bu zirveye insanlar o günkü teknikle bu manastırı inşa edebildiler? Hala insan gerçekten nasıl, neden, niçin sorularını sormadan edemiyor. İşte adeta bulutlar ve karşıda da kar görüyorum. İşte o karlar süzülerek geliyor. Hayat oluyor. Neşe kaynağımız oluyor. Evimize, bulaşığımıza, yıkanmamıza, temizlenmemize vesile oluyor. Rabbim İnşallah nimetlerini anan ve onlara şükreden kullarından eylesin. 3 Kasım 2011 Maçka Trabzon Sümela Manastırı yolunda çeken Doktor Erdoğan Köyçü.